Bugünün dersinde öncelikli olarak size anlatacağım konu şu tema konusu. Temayı değiştireceksiniz. Tema dediğim şey sitenizin görünüşünü, renklerini, yazı tiplerini ve blokların yerleşiminin nasıl olacağını ayarlamak için kullanacağınız seçenek. Şöyle düşünün. Hepinizin telefonda temalar seçeneği vardır. O temalara bastığınız anda telefonunuzun bir anda duvar kağıdı değişir simgeler değişebilir, yazı tipleri değişebilir. Bir anda telefon görsel olarak kabuk değiştirir. Bunun web sitesi için olanını yapacağız. Çünkü iki haftadır size bu konuyu anlatırken bu web sitesinin temasından yani görünümünden gına gelmişti. Onu değiştireceğiz. Bu noktada artık siteleriniz kabuk değiştirmeye başlayacak. Tıpkı cep telefonlarınızı aldığınızda hepinizin telefonu aynı olsa bile Görünümleri farklı olmaya başlıyor. Kimisi duvar kağıdını farklı yapıyor. Kimisi yazıların tipini farklı yapıyor. Özellikle bu Samsung'da var yazı tipi değiştirme meselesi. Hepiniz farklılaşıyorsunuz ya. Şimdi de web sitenizdeki o görünümü, o kabuğu değiştireceğiz. Bir nevi kaputu değiştireceğiz. Bunun için kontrol paneline girdiğinizi farz ediyorum. Bu noktada bir hatırlatmayla başlayayım. Web sitenizin kontrol paneline girmek için web sitenizin adını yazacaksınız. Bölü wp-admin yazacaksınız veya ne yazıyordunuz? Login yazıp giriş yapıyordunuz. Şu. Yazıp girişte yapabilirsiniz. WP admin alanına geleceksiniz. Bu alana gelmeyi beceremiyorsanız sitenin adresini tekrar yazın. WP admin yazın. Direktman gene kontrol paneli yazan ana sayfaya gelmiş bulunacaksınız. Burası bizim için önemli. Bizim ne de olsa kontrol merkezimiz. Uzay gemisinin kontrol merkezi gibi düşünün. Her şey burada elinizin altında. Bunlara ilerleyen haftalarda değineceğim. Çok zor şeyler değil. Bu noktada görünümden temalara gelebilirsiniz. Geldikten sonra sizi dünya kadar tema karşılayacak ve bu temalardan istediğinizi seçtiğinizde hepinizin web sitesi teker teker farklı olmaya başlayacak. Birbirinden farklılaşmaya başlayacak. Senin siten şu renk olacak, benim sitem bu renk olacak gibi veya yazılarınızın tipleri değişecek, blok yapısı değişecek. Bu noktaya geldiğinizde ilk yapacağınız iş, önemli olan bu. Ücretsiz'i seçmek. Ücretsiz seçeneklerinde Mutlaka bedava temalar var. Ve sitenize giydirebileceğiniz bir kıyafet, bir kabuk karşınıza çıkacak. Ücretsiz'e tıkladım. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Bu blank canvas dediği boş tuval, boş alan, komple bembeyaz bir site bomboş. Sakın ona bulaşmayın. Bizim şu an etkin olarak kullandığımız ve benim hiç hoşlanmadığım, hiç haz etmediğim seçenek Livro seçeneği. Muhtemelen siz de üye olduğunuz günden beri aynı temayı kullanıyorsunuzdur. Livro teması tamamen yazma odaklı bir tema anladığım kadarıyla. Yazıları düzgün gösterebilme, okunabilir olma amaçlanarak ortaya konulan bir yapıya benziyor benim gözümde. Sakin bir temadır yazmış zaten. Ne demiş? Klasiklerden biriyle kitap keyfi yaparken bulduğunuz o huzuru uyandırmak üzere tasarlanmış sakin bir tema. Dedim ya okumaya yönelik. Ama beni çok sarmadı. Bu yukarıda temalarda ara seçeneği eğer bir temanın adını biliyorsanız, eskiden kullandıysanız veya size hoş gördüğü, göründüyse herhangi başka bir sitede buradan aratabilirsiniz. Ayrıyeten burada aramaya bastığımda özelliklere, konuya ya da sütunlu, bloklu yapısına göre arama da yapabiliyorsunuz. Bir denersiniz ama hiç burayla uğraşmadan da işinizi görürsünüz. Şuradaki tavsiye edilen seçeneği şu an için kalsın ama buraları karıştırırsanız müthiş temalar göreceksiniz. Acayip acayip temalar ve bunlar bedava olanlar karşınıza gelecek. Ya da ücretsize tıklamamız sonucu. İniyorum aşağıya. Mesela burada vetro teması var. Çok sarmadı. Sanki böyle bir şirket temasına benzettim. Adventurer beğenmedim. Gezginler içinmiş. Üzerinde durduğunuz anda gezginler, yazarlar ve fotoğrafçılar için bir tema. Düşünsenize eğer fotoğrafla ilgili bir web site kurmayı planlıyorsanız buraya güzelce fotoğraflarınızı yüklemenizi sağlıyor. E hocam biz WordPress sitemize zaten fotoğraf yüklüyorduk. Ama bunun teması, bunun kabuğu, bunun dış kısmı fotoğraf göstermeyi ön planda tuttuğu için daha iyi. Fotoğrafı ön plana çıkardığı için. Eğer öyle bir niyetiniz varsa fotoğrafçılar için tema tarzı, işte video çekenler için tema tarzı şeyleri seçmeniz idealdir. İnmeye devam ediyorum. Beğenmedim bir Map'ı. Restoran teması yazıyor üstünde. Şu Bitakora bana çok sade geldi. Bir de eski bir blok teması. Eskiden bu, bu, blok meseleleri ilk çıktığında genelde iki yapılıydı. iki sütunluydu. Solda bir sütun vardı. Sağ tarafta diğer sütun vardı. Dikkat ederseniz iki sütunlu bir yapı. Eski tarz bir blok teması. Muhtemelen bunu seçerim ama biraz aşağıya seçeneklere bakayım. Upside down. Yukarı aşağı. Geç. Burada sanki bir sizin hakkınızda bir temadır, bir nevi portfolyo teması. Yarın bir gün kart gibi web sitesi istiyorsanız, hocam web sitesi sadece beni anlatsın, yaptığım işleri anlatsın istiyorsanız bu tarz temaları tercih edebilirsiniz. Yaptığınız işler. Aşağıda baya bir seçenek var. Buradan bakarsınız, görürsünüz. Mesela Sparhead Blocks, blok blok, blok temelli sürüm. Hmm. Fena gözükmedi var Gözüm... çok sade. Size en önemli tavsiyelerimden biri hayatınızda olduğu gibi web sitesi temasında da sadeliği tercih edin. Çünkü sade temalar daha rahat okunur. Tabii yaptığınız işle alakalı. Mesela bir ürün tanıtım siteniz varsa sade olmamaya çalışacaksınız. Bol bol fotoğraf koymaya çalışırsınız. Pixel. I miss 1990'ları özledim diyor. Neyse ben yukarıya çıkayım. Bu benim kişisel tercihimdir. Siz başka bir temayı tercih edebilirsiniz. Ben şimdi Bitagora'ya geliyorum. Burada sağ tarafta gördüğünüz üzere Bitagora'nın hangi renklerle olan versiyonları karşınıza çıkıyor. Tıkladım Bitagora'ya. Siz de bir tane gözünüze kestirin ve tıklayın. Sağ tarafta ön izlemesi var. Hocam burada sen yazı mı yazdığında ön izlemeyi görüyorum. Hayır yazı yazmadım. Buradan kasıt bir, rastgele bir şeyler doldurulmuş bir site var ve bu siteyi bana ön izleme olarak sunuyor. Yoksa daha siteme uyarlamadım. Şu sol taraftaki sitelerden premium pakete üye olmak gerekiyor bunları uyarlayabilmek için. Lakin ben şu default bu saman sarısını tercih edeceğim. Kenar çubuğunu yeniden canlandıran eski tarz bir tema. Burada sizin Bilgi almanız sağlayan kısım aşağısı. İsterseniz okursunuz, isterseniz fotoğraflara bakarsınız. Her neyse şuradan sitenize uygulamaktan ziyade canlı demoyu aça basarsanız demo görünümü görürsünüz. Kastettiğim şey şu. Siteniz bu temaya geçmez ama siz geçmiş gibi nasıl bir şey olacağını, neye benzeyeceğini görürsünüz. Mesela kabul etmiyorum şu anda. Canlı demoya aça basıyorum. Şu an web sitesi eğer etkinleştirirsem sağ üstte gördüğünüz üzere böyle bir şey olacak. Benim sitem böyle bir hale bürünecek. Muhtemelen burada Umut D yazar. Burada benim sloganım yazar. Sağ taraftaki alanlar boş çıkacaktır. Çünkü oraları doldurmadık. Ama geçen haftadan itibaren yazdığımız o yalandan yazılar burada sol tarafta olacaktır. Tarihlerde bellidir. Ayrıca burada Masaüstü kısmına basarsanız masaüstü bilgisayarlarda görünümü elde edersiniz. Tablete basarsanız tablet bilgisayarlarda nasıl görüleceğini görürsünüz. Üstelik telefona bastığınızda da telefondan web sitenize giren birinin telefonda nasıl bir görünüm elde edeceğini anlamış olursunuz. Ön izlemesini yaparsınız demo üzerinden. Bence bu çok çok güzel bir seçenek çünkü eğer kodlamayla uğraşsaydınız telefonda, tablette veya bilgisayarda nasıl görüneceğiyle siz ilgilenmiş olacaktınız. Ama burada sadece butonlara basıp işin içinden rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Etkinleştire basıyorum. Sadelikten yanayım. Ne diyor? Ana sayfa içeriğimi koruyarak temayı değiştir. Takora temasının ana sayfasıyla değiştir. Siz aradaki farkı muhtemelen anlamışsınızdır. Burada Bitakora teması şu ikincisini seçmeyin. Seçerseniz şu oluyor. Bu Bitakora'daki yazılan rastgele yazılar veya o temadaki yazılar otomatikman sitenize entegre ediliyor. Yükleniyor sanki sen yazmışsın gibi. Ama birinci kısma baktığınız anda ana sayfa içeriğimi koruyarak temayı değiştirir. Seçerseniz burası böyle kalsın. Benim yazılarım da böyle dursun. Merhaba dünya yazanı ben yazdım çünkü diyorsunuz. Yani Sağ tarafı seçmeyin. Bitakora temasındaki yazıları sitenize entegre etmeyin. Çünkü bir de onları silmekle uğraşırsınız veya değiştirmekle uğraşırsınız. Etkinleştir. Bitakora'ya basarak işinizi görebilirsiniz. Basıyorum. Tema etkinleştiriliyor şu anda. Bitakora temasını seçtiğiniz için teşekkürler. Siteyi görüntüleye basıyorum. Ne demektir bu? Siteyi nasıl olmuş bir bakayım. Bastım siteyi görüntüleye. Gördüğünüz gibi her ne kadar ben şu an şifremle girdiğim için anlatmıştım size bu meseleyi. En tepede siyah bir şerit gözükse de çünkü dışarıdan gelen biri bu siyah şerit göremeyecektir. Bu siyah şerit size şifrenizle yönetici şifresiyle girdiğiniz için karşınıza çıkacaktır. Geliyorum bu kısma. Gördüğünüz gibi web sitesi şu an oturdu. En azından kabuk değiştirdi. Umut D2023 harikulade olmayan bir site sitenin temasını yazmıştık. Sloganını yazmıştık pardon. Ana sayfa merhaba dünya. Bu siteyi kurduğumuz zaman ilk yazdığımız yazıydı. Hocam geçen hafta siz bize yazı eklemeyi anlatmıştınız. O niye yok? Çünkü geçen hafta size konuyu anlatırken fotoğraflarla yazı eklemiştim. İşte tablo koymuştum içine. Listeler koymuştum saçma sapan yazılar koymuştum. Nerede hocam? Onu ben sildim geçen hafta. Çünkü böyle saçma sapan yazı olmaz olsun dedim. Olay oydu. Buradan ana sayfa seçeneğinden siz yazıları girdikçe fark ettiğiniz üzere merhaba dünya yazısı aşağıya doğru girecek ve sizin girdiğiniz yazılar pıt 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 yukarı düşecek. About me kısmını değiştirebilirsiniz. Ben Mehmet şöyle biriyim şurada okuyorum işte şu işi yapıyorum tarzı şeyler düşünebilirsiniz. Bu sağ taraftaki kısım değiştirecek zamanı gelince anlatacağım. Haber bültenine e-mail girerek üye de olabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere follow me beni takip et. Web sitenizin ayarlarında ince ayarlarında kişisel ayarlarında size Twitter hesabınızı Instagram hesabınızı bağlayabileceğinizi söylemiştim. İşte oralarım girdiyseniz verilere burada follow me kısmında sizin sahip olduğunuz sosyal medya hesapları link verilecek. Hiç taş atıp kolunu ağırmadan. Hocam bu follow me'yi değiştiremiyor muyuz? Bunların yazıları değişecek. Hepsi siz zannetmeyin ki bunlar İngilizce kalacak veya son yazılar tarzı kalacak. Korkmayın. Bunlar zamanı gelince değişecek. Ama gelin görün ki site artık istediğim tarzda kabuk değiştirdi. Oradan temaları karıştırırsınız istediğinizi bulursunuz. Geleyim tekrardan bizim meşhur WP admin kısmına. Şu benim isten yazan panele basıyorum. Ya da linke basıyorum. Bu daha doğru oldu. Buraya kadar işler yolunda. Görünüm kısmından temalara basacaksınız ve istediğiniz temayı halledeceksiniz. Seçeceksiniz. Tekrar deneme yanılma yolu hepsi düzelir. Gelelim sayfalar meselesine. Çünkü sayfalar bir web sitesinin olmazsa olmazlarıdır. Sayfaları şöyle anlatabilmiştim geçen hafta size. Bilmiyorum kaçınız hatırlar ama. Sayfa dediğim şey bir web sitesindeyken iletişim sayfası hakkımızda sayfası gibi olan sayfalardır. Ama yazı dediğimiz şey sizin o gün gezdiğiniz yeri, yediğiniz yemeği, başınıza gelenleri veya fotoğrafları paylaştığınız Yazı kısmı yazılardır alandır Postlar Post lafı daha Size yakın geliyordur bunu Facebook'tan falan iyi biliyorsunuzdur Facebook ana sayfası vardır Facebook'ta sayfalar vardır Hakkında sayfa sizin hakkınızda olan bir sayfa vardır yorumlar Yorumlar demiyorum ama Facebook kullanmadığım için Ama bir de sizin post yazı yazdığınız link paylaştığınız alan vardır İşte onu öyle benzeştirebilirsiniz Demem o ki Yazılar Günlük yazılarınızı, rutin yazılarınızı, tanıtım yazılarınızı artık ne yazısı yazıyorsanız yazdığınız alandır. Sayfalarsa daha statik alanlardır. Ne demektir statik alandan kastım? Hakkımızda sayfasıdır. O sittin sene orası hakkımızda kalır. Şirketimiz şu tarihlerde kurulmuştur. Ben sayfasıdır veya sizle ilgili özgeçmişinizi yazarsınız. Aynı şekilde iletişim sayfasıdır girdiğiniz kurumsal web sitelerini düşünün. O sayfalarda sabit yazılar vardır. O sabit yazıların yer aldığı sayfalar. Hatta size şuradan anlatabilirim. Bu gene biz evde yok sitesinden vereyim. Şunu fark ediyorsunuzdur. Mesela buradaki sayfalar Türkiye, Dünya, Seyahat Rehberi, Lifestyle, Aktif Yaşam. Mesela şu an Lifestyle sayfası var. Buradaki sayfaların her biri bir posttur En iyi Amazon Prime dizileri demiş. Buna tıkladığınız anda o posta gidersiniz, o yazıya gidersiniz. Ama Lifestyle bir sayfadır burada. Sayfanın görünümü de bu şekildedir. Bildiğiniz sayfa görünümü. En alt kısma da biz footer deriz. En alt kısım. En üst kısma da header deriz. Başlık kısmı, taban kısmı. Aradaki fark buydu. Gelelim sayfaları nasıl oluşturacaksınız? Mesela hakkınızda sayfası oluşturacaksınız. Ben kimin sayfası oluşturacaksınız? Sayfalara geliyorum. Tüm sayfalara basabilirim açıkçası. Ne oluyor burada? Tüm sayfalarda sitenizdeki bütün web sayfaları sabit, statik içerik içeren sayfalar görünüyor. Hocam burada ana sayfa yazıyor. Nedir o? Ana sayfa dediğim şey bak şu yukarıda çıkan alandır. Linki olan alandır. Ben birazdan sayfa eklediğim zaman burada ana sayfanın yanında o yazdığım sayfa eklenecektir. Bu bir posttur, bu bir yazıdır. Ama burada statik olarak koyacağım şeyler sayfadır. Aradaki farkı hatırlatmak isterim. Sayfalardan yeni sayfaya tıklıyorum. Geçen hafta size ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğum bloklu yapı karşınıza çıkacak zannediyorsunuz ama hayır. Adamlar sistemi o kadar güzel, o kadar rahat kolaylaştırmışlar ki ne diyor bak sayfa ekle. Önceden tanımlanmış bir düzen seçin veya boş bir sayfayla başlayın. Tamam boş bir sayfaya da basabilirsiniz. Tertemiz bomboş bir sayfa kendi içeriğini doldurabileceğiniz bir sayfa olduğu gibi harikulade seçenek şu. Sol tarafta sayfanızın Size önerilen tasarımları Karşınıza geliyor Ve bunu sanki iş üstünde Veriyor baksanıza hakkındaya Bastım ben bir tane hakkında ben kimin Sayfası yapmayı düşünüyorum Bak burada Dayan Jandart diye bir şey yazmış Lanet dayan bir şey yazmış ama Mesela sağ, sağ tarafta Umut D yazmış Kız fotoğrafı koymuş ayıp etmiş Ayrıyetten aşağıda Umut D 2023 yazmış gene kız Fotoğrafı koymuş her neyse Bunun bana garezi var Şuradan mesela blok kısmını seçebilirsiniz. Buradan sayfa eklerken yapıları görmeniz adına. Mesela iletişim sayfası. Düşünsenize iletişim formu 2 saat hazırlamaktan kurtuluyorsunuz bloklu yapıda. Hocam ben bunu boş sayfada yapabilir miyim? Geçen hafta sana öğrettiğim yazı kısmındaki blokları kullanarak gayet tabi yapabilirsin. Ama hep derim ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunu kullanabilirsin iletişim sayfanda. Buradan görseller sayfası açabilirsin. Çektiğin fotoğrafları paylaşacaksan. Bak burada fotoğraflar için alan da var. Gördünüz mü? Ne kadar kolay. Çektiğiniz fotoğrafları bu sayfada görüntüleyebilirsiniz. Örneğin fotoğraflar sayfam varsa. Ve sen bu noktaya gelip fotoğrafları tık 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 yükledikçe anlatacağım onu da önümüzdeki hafta. Tık tık yükledikçe dikkat ederseniz sayfadaki ızgara görünümü otomatikman karşınıza çıkacak. Vatandaş bir girecek vaay diyecek Umut bütün fotoğraflarını göstermiş ve fotoğraflarda ızgara görünümü var. Otomatikman hazırlıyor zaten bunu size WordPress. Kod yapısı kullanmıyorsunuz. Bunu kodlarla da yapabilirsiniz ama WordPress kodsuz iş yapmamız sağlıyor. Neyse çok da girmeyeyim. Siz bunları tek tek denerseniz özellikle yazılar kısmı falan tavsiye ederim. Hakkında kısmına geliyorum. Şuradan yine klasik takılıyorum. Hakkımda bölümü için iki sütunlu düzen. Bastım. Şu an itibariyle hakkımda sayfası otomatikman eklendi. Tabi bayağı da kötü gözüktü açıkçası. Biraz küçültsem diyeceğim ama sarmadı. Buradan iki bloklu düzen bayağı büyük gözüktü. Neyse şu taslak üzerinden devam edeyim. Mesela burada hakkında sayfasındayken Şuraya ben kimim yazıyorum önce. Böyle farklı başlıklar da tercih edebilirsiniz ya da direkt var hakkımda da yazabilirsiniz. Bir sayfa neyle alakalıysa onu bir zahmet başlığa yazmaya çalışın. En azından espri bir dille yazsanız bile ana fikrinizle eşdeğer olsun. Geldim. Şuraya geliyorum. Umut D yazıyorum fani biri yazayım şuraya. Hakkında kısmını doldurursunuz. Buradan bloklu yapıyı geçen hafta anlatmıştım. Güzel güzel bloklu yapılar karşınıza çıktı. Hatta demiştim ki bak buradaki alanlara gelerek yukarı aşağı taşımayı gayet tabi yapabilirsiniz demiştim. Veya buradan komple blokları seçerek bu alanlara gelerek yukarı aşağı taşıma da yapabilirsiniz demiştim. Şuradaki konuşmaları silebilirim. Yazmaları silebilirim. Sadece sayfanın nasıl görüneceğini merak ediyorum. Ayrıyetten de geçen hafta şunu öğretmiştim. Hocam bu alan benim kafamı çok karıştırdı. Ben buradaki başlıkları yani burada bir tane bir başlık var. Burada bir yazı var. Burada bir blok var. Burada farklı bir blok var. Bunları toplu halde nasıl görebilirim? Belge genel bakış seçeneği vardı. Geçen hafta söylemiştim. Basıyorum ona. Dikkatinizi çekiyorum. Burada sütunlu bir yapı varmış. Bunu buradan basılı tutup aşağıya kadar çekebiliyorsunuz veya yukarı doğru çekebiliyorsunuz. Veya yan tarafındaki üç noktaya basarak belki de en önemlisi sütunlar bloğunu kaldır seçeneğini seçtiğinizde veya şurada hakkında kısmına gelip başlık bloğunu kaldıra bastığınızda o kelime şurada hakkında yazan kelime gitti. Umarım ana fikri anlamışsınızdır. Kendiniz denersiniz bunları. Şuradaki sütunları alıp şöyle yukarı doğru fareyle çekiyorum. Hocam buna gerek yok. Elle yapabilir miyim? Kapattım. Elle de yapabilirsin. Bak şuradan buraya gelip yazılar da yazabilirsin. Kendine dair buraları doldurabilirsin. Şuradaki yazıları da iki bloklu yapı olduğu için ondan geniş gözüktü. Şuradaki yazıları da alanları da seçebilirsin. Şuradan üç noktaya bastığınızda ekstra seçenekler geliyor. Sizi burada en çok alakadar eden seçenek blokları kaldır seçeneği. Bastığımda gördüğünüz gibi sağ blok gitti. Hocam niye iki tane blok çıktı? Benim seçtiğim o sayfa hazır sayfa yapısında iki bloklu yapı vardı. Kastettiği şey iki bloktu. Nereden anlıyorsunuz? Blok demek sütun demektir. Dikine de gözükebilir. Bak birinci sütun ikinci sütun. Birinci sütun, ikinci sütun. Şuradan konuşma alanına geliyorum. Sütun bloğunu kaldıra basıyorum. Böyle bir şey kaldı şimdi. Başka burada size anlatabileceğim kilitle seçeneği bloğu olduğu yere çakar, sabitler. Başka hmm, sütun bloğunu kaldır. O tamam gitti o alan. Başka başka da burada anlatabileceğim bir şey yok. Bunların hepsini deneme yanılma yoluyla gayet tabii halledebilirsiniz. Zaten üstünde yazıyor. Hadi beğenmediniz diyelim. Şuraların üzerine basacaksınız veya buradaki sıradan seçenekleri elinizle yazarak kendi çözümlerinizle öğretebilirsiniz. Dikkat edin otomatikman yukarı kaydedildi. Bastığım anda sağ tarafta yayımlama öncesindeki son ahiret sorularını soruyor. Umut diyor bu sayfayı şu an itibariyle yayına alacağım diyor. Görünürlük Tabi herkese açık olacak. Yayınla hemen. Bu sayfa hemen yayınlanacak. Tıpkı geçen haftadaki post yazı izlemeleri gibi. Tamam çok da tantana yapmaya gerek yok. Çünkü siz yayınla'ya basıyorsanız onu yayınlayacaksınızdır. Konu kapanıyor. Yayınla'ya bastım. Şu an itibariyle web sayfasındaki ben kimim sayfası aktif hale geldi. Şuradan eski hale, sayfanın eski halini gösteriyorum size. Sayfayı bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfanın yanında ben kimim adlı bir sayfa çıktı. Demek ki bu biz evde yokuz tarzı sitelerdeki şuradaki Türkiye, dünya tarzı seçenekler, seyahat rehberi gibi seçenekler, store gibi seçenekler sayfalar sayesinde çıkıyor. Basıyorum ben kimime. Gördüğünüz gibi ben kimim sayfasında umut de fani biri iletişime geçin diye bol bol yazılar görünüyor. Evet olay buydu. Her ne kadar biraz pataküte yaptım. Arka plan rengini beğenmedimse de hepsinin düzeltmesi bir şekilde yapılıyor. Buraya ekstradan şeyler eklemek istediğinizde de hatırlatırım bunları ekliyordunuz. Ayrıyeten şunu da söyleyeyim. Bir tane daha sayfa ekleyeyim de kafanızda bir sorun kalmasın. Buradan WordPress'e şuradan yeni sayfa ekleye basıyorum. Bir tane daha eklemek istiyorum. Bu sefer hiçbir şey seçmeyi düşünmüyorum. Bomboş bir sayfa eklemeyi düşünüyorum. Çünkü hali hazırdaki seçenekler sizi belki tatmin etmeyebilir boş sayfaya basıyorum. Dikkat ettiniz mi? Boş sayfaya bastığımda geçen hafta size anlattığım sanki bir yazı, post giriyormuşsunuz, merhaba dünya yazısı giriyormuşsunuz gibi alan karşınıza çıktı. Sayfa eklemek de böyle. Nasıl öğretmiştim geçen hafta? Önce bir başlık yazıyorsunuz. Ben kimim vardı? Bir de ne ekleyebiliriz burada başka? İletişim blok seçmek için bölme tuşuna basın diyor herhangi bir blok ama ben şu an bir şey yazmıyorum. Bana ulaşmak için e-posta adresime mesaj gönderebilirsiniz falan. Bu kadar. Şuradan fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz hatırlatırım. Mesela şuradan artıya basıyorum geçen haftayı bir hatırlatma bağında. Metin kısmından yazı eklemenizi sağlıyordu. Tablo kısmından tablo eklemenizi sağlıyordu. Bunların ne olduğunu bilmiyorsanız eğer de yan tarafta ön izleme ekranı çıkıyordu. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Buradan 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 ortam görsel ekleyebiliyordum. Basıyorum mesela görsel kısmına. Karşıya yükle. Eğer elinizde kendinize ait bir fotoğrafınız varsa şöyle estetik, afilli bir fotoğrafınız varsa onu yüklersiniz ama Herhangi bir şey yoksa da resim seçe basarak şuradan Google fotoğraflar, Pexels, ücretsiz fotoğraflar. Geçen hafta açık evren denedim. Bu hafta Pexels'i deneyeyim. Basıyorum. Pexels'ten ne ekleyebilirim? E-mail yazayım. Aramalarınızı İngilizce yaparsanız biraz daha net sonuçlar karşınıza çıkabilir. Mesela baya baya sonuç çıktı. Şu fena değil. Mail. Seçe bastım. Görsel şu an web siteme ekleniyor. Ve şu an itibariyle şuradan şu altındaki yazıyı da sildim. Şu an itibariyle hazır. Hocam yazı üstte görsel aşağıda kaldı diyebilirsiniz. E madem öyle fotoğrafı üstte alalım. Fotoğrafın olduğu alanı tıklayıp üst kısma tıkladığın anda bana ulaşmak için e-posta adresimi mesaj gönderebilirsiniz falan. O kısmı doldurursun sonra. Yayımlaya basıyorum. Son kontrol seçenekleri karşıma geliyor hocam ben yayınlaya basıyorum bu alan bana illallah dedirtti diyorsanız da ne diyor her zaman yayın öncesi kontrolleri göster seçeneğindeki tiki kaldırırsanız yayınlaya bastığınız anda tak diye yayınlanır bir de bununla uğraşmazsınız kaldı ki çok da lazım değil açıkçası şu an yayınlaya basıyorum sayfa şu an yayınlanıyor. Sayfa şu an yayınlandı. Geldim kendi sayfama. Sayfayı yenileye basıyorum veya F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi iletişim sayfası şu an yayında. İletişim sayfama basıyorum. Ve karşınızda az önce hazırlamış olduğum iletişim sayfası. Fotoğrafım hazır. Bana ulaşmak için e-posta adresine mesaj gönderebilirsiniz. Falan yazın. Duruyor. Umarım sayfa yapmanın bu kadar kolay olduğunu anlatabilmişimdir. Ve dikkatiniz çekiyorum. O kadar güzel bir link vermiş ki iletişim sayfanız nedir? Bak web sitesinin adresine umutd23wordpress.com slash iletişim İletişim sayfasına girdiğin anda otomatikman iletişim sayfası gelecek. Tamam buradaki yazıyı değiştirebilirsin bu link yazısını slug diyoruz biz buna. Bu slug'ı değiştirebilirsiniz ama şu an için buna gerek yok. Gördüğünüz gibi mesela ben kimim de ne yazıyor? Ben eksi kimim? Bu WordPress'in kodlanmasındaki mantık şu. Siz buraya bir başlık isim veriyorsunuz ya ben kimim? Bunu hemen web sitesindeki sayfanın adı yapıyor. Ben kimim sayfasıymış bu. İletişime geliyorum. İletişim sayfası. Yalnız şunu fark ettim. Hazır sayfa tasarımlarını seçmektense sıfırdan sayfayı elinizle fotoğraf koyarak kendi yazılarınızı yazarak ortaya çıkarmanız çok daha güzel, çok daha mantıklı. Buraya siz fotoğraflarım diye bir alan açabilirsiniz. Buraya siz gezdiğim yerler diye bir alan açabilirsiniz. Derslerim diye bir sayfa yapabilirsiniz. Derslerle ilgili bilgiler, şu dersi gördüğünüz ama statik sayfalar bunlar. Gördüğünüz gibi ana sayfa kısmına geliyorum ve buradaki merhaba dünya yazısına tıkladığım anda merhaba dünya yazısı çıkıyor karşınıza. 2023'ün 3. ayında ayın 14'ünde girilmiş Hello World sayfası yazıyor. Siz sitenize yazı yazdıkça bu alan değişecek. Şuradan göstereyim. Biz evde yok sitesi artık her hafta uğradığım site oldu. Mesela şuradan Tiflis'te ne yenir nerede yenir? Basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an linki anlamışsınızdır. Biz evde yokuz. Tiflis ne ne nerede yenir? Burada hafif bir sılak güncellemesi yapmışlar. Ağzının tadını bilenler buraya diye uzatmamışlar. Bu bir postur. Adam güzelce. Bu vakitte bu da olmadı ama <laughs> güzelce yazmışlar yazılarına. Ben bir geri geleyim. Sayfa üretme meselesi buydu. Peki sayfaları ayar çekerim. Nasıl? Şu benim sisteme basıyorum sol üst köşeden. Benim siteme bastığınızda benim en nefret ettiğim evim görünümü karşıma geliyor. Oldum sevemedim bu görünümü. Hep diyorum size eskiden biz de öyle yapardık. Şuradan umutd23 dedim ya size geçen hafta. Şu umutd23.wordpress.com Slash login sayfasını favorilerinize ekleyin dedim. Sıkıştığınız anda burada enter'e basın. Şuradan girişimi yapayım. Gördüğünüz gibi şu meşhur bizim kontrol paneli alanına geliriz. Sevdiğim alana geri döndüm. Sayfalar kısmına geliyorum. Tüm sayfalar seçeneğine basıyorum. Niye? Var olan sayfaları göreceğim. Burada size önerilerimden biri. 3 tane sayfayı görüyorsunuz şu anda. Ana sayfa ana sayfa olarak gösteriliyor. Ne demektir hocam ana sayfa? Bir kişi sizin web sitenize umutd23.wordpress.com yazıp girdiği anda ekrana birinci olarak gelen sayfadır. Ana sayfa bu demektir. Eğer sen buradaki ayarlardan her ne kadar yapmanızı istemiyorum da buradaki ayarlardan mesela iletişimin sağ tarafındaki 3 noktaya basarsanız ve burada ana sayfa olarak ayarlaya basarsanız herhangi bir web sitenizin adresini yazdığı anda çat diye iletişim sayfasına gidecek. Niye? insanlar direktman ana sayfa olarak iletişim sayfasını görüyorlar o zaman. Her ne kadar postlarınızı, yazılarınızı görmesi gerekiyorsa da ama direktman iletişim sayfası görsün diye bir e, düşünceye sahipseniz ana sayfa olarak ayarla yapabilirsiniz. Bastığım anda otomatikman iletişim ana sayfa oluyor. Ve ben Umut D23'e girince göstermek bile istemiyorum. İletişim sayfası şak diye karşıma çıkıyor. Kabul etmiyorum bunu ana sayfa olarak ayarla diye ayarı çektim. Burada ayrıyetten de iletişim sayfasını silmek için çöp seçeneğine basmanız yeter. Geçen hafta size yazılarınızı silmenin nasıl ve ne şekilde olduğunu ifade etmiştim. Aynı kısım hiçbir değişiklik yok. Geliyorsunuz çöpe basıyorsunuz. İstatistikler kısmına geleceğim. O iletişim sayfanızın, ben kimim sayfanızın kaç kere ziyaret edildiğine dair istatistikler vesaireler çıkacak ortaya ama her şeyin zamanı var. Şu an için en azından durum böyle. Şuradan tüm yazılara gelmenizi istiyorum. Şimdi kategori ve etiket seçeneğini anlatacağım. yazıları alanından tüm yazılara basıyorum. Geçen hafta bunu anlatmak aklımdaydı ama neyse sonradan unuttuk gittim. Yazılar kısmının ne demek olduğunu biliyorsunuz artık. Sitenize belli aralıklarla kendi fikirlerinizi beyan ettiğiniz yazıları ekleyeceksiniz. Ve size demiştim orijinal bir içerik gerekiyor. Başka sitelerden alıntı yapmayın ama başka siteleri incelemenize izin veriyorum demiştim. Burada gelip tüm yazılardan yazılarınızı görüyordunuz. Yeni ekleden yeni bir yazı ekliyordunuz. Geçen hafta hep anlattık. Fakat burada anlatmadığım önemli meselelerden biri kategoriler ve etiketler meselesi. Kategori ve etiket özellikle web sitenizi düzgün bir hale sokabilmeniz için gerekli olan seçeneklerden biri. Kategoriler seçeneğinde sitenizdeki anlattığınız konuların ne olduğunu belirtirsiniz taksonomi sınıflandırma yaparsınız mesela şöyle düşünün şu benim meşhur sitede Umut D23'e gireyim taksonomi sınıflandırma biyolojiden aklınızda kalmıştır muhtemelen sitenizde 3 tane ana konudan bahsedeceksiniz yazılarınız 3 ana temele oturttunuz birincisi çektiğiniz fotoğraflarla ilgili İkincisi derslerle ilgili, üçüncüsü gezdiğiniz yerlerle ilgili. Şuraya şöyle yazayım saçma olacak ama fotoğraflarla ilgili, fotoğraflarla ilgili, derslerle ilgili ve gezdi gezdiğiniz yerlerle alakalı. Bu üç seçenek sizin konu başlıklarınız kategorileriniz olacak ve siz yarın bir gün fotoğrafla ilgili bir yazı girdiğiniz zaman hangi kategoriye koyacaksınız? Tabii ki fotoğraflar kategorisi koyacaksınız. O kategoriyi ekleyeceksiniz. Gördüğünüz bir derse dair yorum yaptınız. Sınıflandırmayı dersler üzerinden gireceksiniz. Hocam niye ben böyle yapıyorum? Çünkü sitenizi derli toplu hale getiriyor bu seçenekler. Şöyle bakın lütfen. Türkiye seçeneğine bastığım anda Burada alt menü çıkması lazım. Benim bu reklam engelleyicilerde baya bir sorun yaptı. Alt menüde Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Marmara kategorileri var. Dikkat ettiniz mi? Kategori Türkiye yazıyor. Eğer siz Türkiye içindeki bir yerden bahsedecekseniz Türkiye kategorisine koyarsınız. Adamlar bir de bölgelere bölmüşler. İlk anda çok karışık gelebilir fakat Google'ın sitenizi indekslemesi için ve düzgün indekslemesi için bir avantaj sağlıyor. Aktif yaşama basayım. Alt kategorileri var bunun. Bisiklet, doğada, dört teker, gönüllülük kategorileri. Bu kişi sitesinde gönüllülükle ilgili bir yazı yazdığında bir post hazırladığında hangi kategoriye koyacak? Türkiye kategorisine koymayacak. Dünya kategorisine koymayacak. Elbette ki gönüllülük kategorisine koyacak. Bunları ayarlamış. Size tavsiyem siz de web sitelerinizi önce kağıt üzerinde baka baka tasarlayın. Mesela diyeceksiniz ki adamlar hangi başlıkları değerlendirmişler kişisel web sitesinde. Seyahat rehberi kısmında bütçe, düğün balayı, evcil hayvan diye kategori açmışlar. Geleyim konuma. Yönet kategoriler kısmı. Buraya geliyorum kategori ekleyeceğim. Yeni kategori ekle. 3 seçenek söylemiştim size. 1- Web siteniz 3 ayak üstünde yükseliyor demiştim bir fotoğraflar Açıklama Benim Güzel Fotoğraflarım En üst seviye kategori Şu an için ayrısına girmeyeceğim Ekleye bas Kaydedildi gördüğünüz gibi Kategori hazır Şurada 01 yazıyor Genel kategorisinde bir tane yazı varmış fotoğraflar kategorisinde yazı yok. Sıfır yazı var. Hocam genel kategorisinde biz ne ara yazı yazdık? Baksanıza şuna. Merhaba dünya. WordPress e hoş geldiniz. Bu sizin ilk gönderiniz. Blog yayınlama yolculuğunuzda ilk adım atmak için düzenleyin veya silin. Tarih kategori. Aşağıda ekranın sol alt köşesinde ne yazıyor? WordPress.com slash kategori genel. Biraz daha netleşmeye başladı. Siteniz daha derli toplu hale gelmeye başladı. İkinci kategori dersler de Kategori ekliyorum. Dersler. Ekleye basıyorum. Ve bir tane daha ittireyim. Gezi diye bir kategori açayım. Gittiğiniz yerlere dair yediğiniz içtiğinizi tıpkı bu seyahat sitesindeki gibi belirteceğiniz yazılarınızı ekleyeceğiniz kategori. Ekleye bastım kaydediliyor. Şu an itibariyle dersler, fotoğraflar ve gezi adında 3 adet kategorim var. Hiçbir sorun yok. Peki hocam, kategoriyi ekledik. Ne olacak şimdi? Şu olacak. Derslerinizden bir tanesine dair yorum yazacaksınız. Örneğin, bu hafta bilgisayar dersinde benim yorumlarım şunlar ve bana dair fikirler bunlar diyeceksiniz. Yazılardan yeni ekleye tıklıyorum. Bakın buraya eklediğiniz kategoriler nerede karşınıza çıkacak ve nasıl ortaya çıkacak. Yeni ekleye basıyorum. Dikkatiniz çekiyorum. Sabırla bu işlemleri yapıyorsunuz. Belki bugün ilk kez görüyorsunuz bazı şeyleri veya hala anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Ama 5-10 tane yazı yazdığınızda, 5-10 tane sayfa yaptığınızda buralar size çerez gelecek. bir yazı başlığı ekle. Bilgisayar 2 dersine dair 5. hafta notlarım. Şunları da büyük yazsak iyidik. Bu haftaki bilgisayar dersinde valla ne öğrendiğimi unuttum. Fakat ders güzeldi. Çünkü Kadir ezildi ile en hamarat benim e baktım. Ders mi? Hoca anlattı durdu. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle yazım hazır. Burada kategori kısmını değiştirmeyi anlatacağım size. Şuradan, şuradan. Yayımla alanına basıyorum. Ve geldik o meşhur noktaya. Yayın öncesi kontroller. İllallah dedirtirse kaldırın dedim ama bakın şimdi ne çok işe yaradı. Görünürlük genel. Herkese göreceğiz. Açtık. Açacağız yani. Bunu herkes okuyacak etiket ekle. Onu boş veriyorum. Kategori ata. Bu hangi kategoride? Dersler kategorisiydi. Ve dersler kategorisine tik attığınız zaman şu an bu konu derslere eklenecek. Yayımla'ya basıyorum. Her şey hazır. Yazıyı görüntüle değil de ben şuradan açayım web sitesine. D 23 wordpresscom Ana sayfa, ben kimim, iletişim sayfalarım duruyor. Ana sayfa Bilgisayar 2 dersine dair 5. hafta notlarım burada duruyor ve dersler kategorisinde. Merhaba dünya yazısı gene duruyor. Altta kaldı niye tarihi eski? Aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Eski olan aşağı, yeni olan yukarı genel kategorisinde olan merhaba dünya yazısı var ama derslere dair bir şey anlattığım için dersler kategorisine aktardığım taksonomi olarak aktardığım seçenek hiyerarşik olarak aktardığım seçenek bilgisayar iki dersine dair notlarım sayfası. Hatta şuradan mesela ben sizin web sayfanıza geldim. Genel yazılarınızı görmek istemiyorum. Beni sizin derslere dair yorumlarınız ilgimi çekiyor. 100 tane yazınız var. Bunlardan 50 tanesi derslerle ilgili. Ve ben sadece dersleri görmek istiyorum. Hemen buradan kategoriler kısmına geldiğim anda derslere basıyorum ve şu anda derslere dair olan yazılar karşınıza çıkıyor. Tıpkı biz evde yok sitesinde Düğün balayı etiketine basarsanız, düğün balayı etiketine basarsanız sadece düğün balayı şeklinde etiketlenmiş, kategorize edilmiş yapılar karşınıza çıkıyor. Tabi burada etiketin ufak bir nüans farkı var. Onu da anlatayım. Dersi artık toparlayayım. Bayağı da uzattım, blok yaptım. Bu gönderi bir aboneyle paylaşıldı. Bir bana abone olmuş, teşekkür ederim. Şu etiket meselesini de anlatayım. Şuradan çarpıya bastığım anda gitti. Hoca anlattı durdu kesin kısmına gene geliyorum. Yan taraftaki şuradaki kısma basarak blokla ilgili seçenekleri, yazının boyutu, yazının rengi, arka plan rengini falan değiştirebildiğinizi hatırlatıyorum. Daha deminki saman rengi de buradan değiştiriliyor. Ki geçen hafta izah etmiştim ben size her şeyi. Başka buradan ne ekleyebiliriz? Şuradan bloklardan alıntı ekl eklersiniz. Onu anlatmıştım gerçi. Neyse güncelleye bastığınız anda sitenizde gerekli güncelleştirme yapılacak. Hocam etiket diyordunuz. O etikette anlatayım. Şuradan yazı kısmından etiketlere basıyorum. Etiket demek sizin o yazıda anlattığınız anahtar kelimeler demektir. Ve burada öyle anahtar kelimeler kullanmalısınız ki hem kısa olmalı hem net olmalı. Hocam niye ben kendim bu kadar yoruyorum? Çünkü Google bu etiketleri indeksliyor. Siz bilgisayar 2 diye dersi etiketlerseniz Google'da bilgisayar 2 şeklinde bu etiketi görecek ve yarın bir gün bilgisayar 2 diye aratan bir insan evladı olduğunda sonuçlarda o etiket geçtiği için, o yazı geçtiği için Karşınıza getirecek. Google etiketlemeyi seviyor. Bir daha söylüyorum. Etiket ne demek? Etiket yazınızdaki anahtar kelimeler. Bütün yazınızı koymayacaksınız buraya. Mesela geliyorum şundan etikete. Ana etiketler ne olabilir? Ders, fiyat etiketi gibi, ürün etiketi gibi, not. Enter'a basıncı oluyor. Ve fikir. Ben bir fikir beyan ettim. Gördüğünüz gibi 3 tane etiket et ekledim. Ve bu etiketleri Google yarın bir gün indeksleyecek. Bu yazıyı hem indeksleyecek hem de bu etiketleri indeksleyecek. Bulunmanıza, aranabilirliği arttırmaya bir artı sağladınız. Öyle söyleyeyim size. Şöyle düşünün. Bir dükkana gittiniz kıyafet satan bir dükkana etiketli ürünün üzerinde ne olduğu x large veya medium small olduğu yazar değil mi ama ürünün üzerinde etiket yoksa o üründen pek bir şey anlamazsınız bunun boyu nedir boyutu nedir diye aradaki fark budur siz siz olun mutlaka yazılarınızı sayfalarınızı hazırlarken kategorilere seçin sayfayı demeyin pardon Ayrıyetten de etiket eklemeye, anahtar kelimeleri eklemeye özen gösterin. Bu yazınızı Google'ın indekslemesi, Bing gibi arama motorlarının indekslemesi için büyük avantaj sağlıyor. Buradan çöpe taşıya da basabilirsiniz. Hocam buraya nasıl geldiniz? Tekrar söyleyeyim. Güncelleye basarsanız yazı güncelleniyor. Şu yan taraftaki ayarlar kısmına basarsanız direkt blok kısmı gelebilir. Onu söylüyorum blok kısmı. Ama yazıya basarsanız da o yazı alanındaki kategoriler, etiketler seçeneği karşınıza çıkacaktır. Güncellememi yapıyorum. Web sitesi üzerinden de göstereceğim şimdi. Çünkü etiket de ekledik. Geliyorum. Dersler. Sayfayı yeniliyorum. Dikkat edin. Bilgisayar dersine dair notlarım. Kategori dersler. Tak. Tag İngilizce'de etiket demektir. Ders etiketi, fikir etiketi, not etiketi. Ve yarın bir gün ders etiketine basıldığı anda site ders etiketi geçen bütün yazıları karşınıza getirir. Bakın ilk anda karmaşık gelebilir fakat kalem kağıtla bunu çizerseniz aynı şöyle bir şey aslında bu WordPress PR -er Arşi Tak Hiyerarşi dediğimiz şey bir nevi şurada gördüğünüz okların seçeneği. Bakın burada kategoriler yapmış. Dijital kategorisi, reklamlar, oyunlar, web site, print ya da basılı yayın da olabilir. Markalar, logolar diye bakın kategorileri ayırmış. Bu noktada da WordPress hiyerarşiden custom, etiket hiyerarşisinden custom. şurada daha net karşınıza çıkıyor. Bakın burada sitede w'da 12 tane makalesi varmış bu kişinin. Branding, markalama ile ilgili bir tane yazısı varmış. Etiketi eklemiş. Yarın bir gün sizin de sitenizde ders etiketine basan bu etiketi ders, fikir ve not etiketiyle etiketlenmiş bu yazıyı görür. Veya dersler kategorisine tıklayan, bu kategoriye giren bu kısma gelir. O yüzden web sitenizi tasarlarken kalem kağıdı alın. Önce Hangi sayfalarınız olacak onlara bakın. Diğer web sitelerinden kopya çekin. Mesela bir iletişim sayfası olsun sizin web sitenizde. Ben kimim sayfası olsun. Eğlenceli bir dille yazın bunu. Aynı zamanda kategoriler. Web siteniz hangi kategorilere sahip olacak? Kendi sistem üzerinden göstereyim mesela. Umutd.com'a geldiğimde sistemde kaç kategori var? Ana sayfaya geçin. Ana sayfayı kategoriden saymıyoruz biz. Bir, coding challenges. Programlama ile ilgili sorular var ve o soruların cevapları var. Programlar, burada benim yazdığım programlar, bu benim ikinci kategorim. Algoritmalar, verdiğim algoritma dersinin kategorisi. Ben, bana dair sayfa, 5 iletişim sayfası. Benim sistemde 5 kategori var. İletişimle ilgili bir durum olduğunda iletişim sayfasına giriyorum. Coding Challenges olduğunda Coding Challenges kategorisine giriyorum. Olay buydu yani. Siz siz olun diğer web sitelerinden örnek alın. Kalem kağıt üstünde sitenizi tasarlayın. Takıldığınız olunca da bana sorarsınız umarım. Evet, bir solukta bir nefeste dersi anlatmış bulunuyorum. Sizin sorunuz var mı? Ona göre sizi azat edeyim. Hadi kendinize iyi bakın.